Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu muhteşem tatlıyı yapacağız. 4 kaşık tatlısı. Bütün malzemeler 4 kaşık olduğu için adı 4 kaşık tatlısı. Şerbetini kaynatmadan bu muhteşem tatlıyı yapacağız. Bu pratik tatlıyı yapmaya başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 4 tane yumurtamızı alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim ve mikserle iyice çırpalım. Bu şekilde köpük köpük olana kadar yumurta ve şekerimizi çırptık. Şimdi üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı, 4 yemek kaşığı sütümüzü, 4 yemek kaşığı irmiğimizi, 4 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Üzerine 1 paket vanilyamızı ve 1 paket kabartma tozumuzu da ekleyelim. Ve iyice karıştıralım. Kek hamurumuz hazır. Şimdi bu şekilde dikdörtgen bir borcamım var. İsterseniz daha küçük bir borcam da kullanabilirsiniz. İçerisini sıvı yağ ile yağlıyorum. Üzerine hazırlamış olduğumuz kek karışımımızı dökelim. Hamurumuzun her yere eşit bir şekilde yayılması için borcamımızı bu şekilde sallayalım. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında pişirelim. Kekimiz pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 1,5 su bardağı toz şekerimizi derin bir kabımıza alalım. Üzerine 4 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Sütümüz soğuk bu arada. Ve karıştıralım. Şeker eriyene kadar karıştırma işlemine devam edelim. Şerbetimizi kaynatmadık. Gördüğünüz gibi şerbetimiz hazır. Şimdi tatlımız fırından çıktı. Sıcak. Bir kürdan yardımıyla bu şekilde delikler açalım. Şerbetimizi daha iyi çekmesi için hemen fırından çıkar çıkmaz yapıyoruz bu işlemi. Ve daha sonra şerbetimizi sıcak kekimizin üzerine dökelim. Hemen çekiyor zaten. Evet, hepsini bu şekilde döküyorum. Kekimiz şerbetini çekti. 1 saat kadar da dinlendirdim. Şimdi üzerine Hindistan ceviziyle ve portakal dilimleriyle süsleyeceğim. Çok hafif bir tatlı. Özellikle Ramazan'da muhteşem oluyor. Üçgen şekilde dilimlemiş olduğum portakal dilimlerimle süslüyorum. Tatlımız hazır. Bir dilim çıkarıyorum. Bakın yumuşacık. Bütün sütlü şerbetini çekmiş. Muhteşem ve hafif bir tatlı. Sizlerin de bu tatlıyı denemesini tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.